Merhabalar, ben Gülçin Ergül. Kendimi tarz olarak yansıtabildiğim bir albüm yaptığıma inanıyorum. Önemli olan şey hissedilmek ve bir hikaye anlatmak. Beni ve müziğimi gerçekten duyarlılıkla hissetmeye istekli kişilere ve bunun yanında bana karşı duvar örmüş kişilere de yaptığım bir açık çağrı şarkısı. Albüm aslında bir intro ile başlıyor. Bu intro ve ardından gelen Davet isimli şarkı, Davet albümünün konseptini yansıtıyor. Bu albüm kalbime, iç dünyama ve müziğime bir davet, hatta müzikli bir davetiye diyebiliriz. Ve herkes davetli, kalbim herkese açık. Kendimi tarz olarak yansıtabildiğim bir albüm yaptığıma inanıyorum. Ve dijital buklette de, teşekkürümde de kendimi bu konuda da yansıtmaya çalıştım. Dijital buklete de bir göz atarsanız tabii memnun olurum. 2011'de tanıştık. Şeker gibi bir insan ve başarılı bir aranjör ve şarkı yazarı. Soyadından da anladığınız gibi Burhan Bayar'ın oğlu. Hatta 2018'de çıkmış olan Arabesk albümümde Burhan Bayar'ın şarkılarından da söylemişliğim var. Benim bu albümde ekürim oldu ve iyi ki var. Çünkü tüm desteği için çok teşekkür ediyorum ona. Çok büyük destek oldu bana. Beraber yaptığımız şarkılarımız da yer alıyor albümde. Onun dışında tüm düzenlemeler zaten Emre Bayar'a ait. Bence çok iyi bir sound çıkardı bu albümde. 2019 bahar aylarından beri, yani 1,5 yıldır bu albüm için çalışıyoruz ve bu süreçte 2 albüm yaptığımızı düşünürsek çok hızlı olduğumuzu söyleyebilirim, özellikle Emre. Oysa ki bu hıza rağmen bizim yavaş olduğumuzu düşünenler de var ama normalde 1,5 yıl bir albüm sürüyor. Genelde online olarak şarkı yaptık ve bu serüven bir albüm yapımına doğru yol aldı. Çünkü çorap söküğü gibi geldi diğer şarkıların ardından. Çok güzel bir enerji yakaladık, üretmeden duramadık. Bu şarkıyı da ekleyelim, bu şarkıyı da ekleyelim derken kocaman 10 şarkılık bir albüm meydana geldi. O da yetmedi. Yıllarca kendim İngilizce şarkı yapmaya olan korkumu yendim. Ve oturdum İngilizce şarkılar yazdım. Onları da ayrı bir albüm olarak hazırladık şimdiden. Arpej yapımda beni her aşamada gerçekten çok destekledi ve cesaretlendirdi. Potansiyelime ve şarkılarıma inandı. Ve özgürce kendimi ifade edebildiğim için çok memnunum. Bir müzisyen için bu çok önemli ve değerli bir şey. Onlara da teşekkür ediyorum. iTunes'tan aldığınızda bir buklet göreceksiniz ve orada bütün detayları görebileceksiniz. Davet, Bebe Ruhi, yani Beni Bu Rüyadan Uyandırma, Bulut Falı, Aşk Sarnılarmış, Kapalı Kutular, Öküz, Hadi Bir Kahve, Kalbime Sorsam, Sana Aşığım isimli 10 şarkı var albümde. Hepsi de yeni şarkılar. Albüm basılmayacak, sadece dijital platformlarda yer alacak. Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, Fizi ve benzeri gibi. Hepsi çıktığında sadece CD vardı ama en çok kaset satardı. Şimdi devir değişti. Artık albümlere ulaşmak dijital platformlar sayesinde çok daha kolay. Yani bir tıklamaya bakıyor her şey. Emre'nin şarkıları kısaltma gibi bir huyu var kaydederken. Kolayına geliyor herhalde. Baş harfleri BBRU olduğu için biz de bunu Bebe Ruhi olarak okumaya başladık kendi aramızda. Ve bu süreçte artık yönetmenimiz bile şarkıya Bebe Ruhi diye hitap eder oldu. Ama aslında bildiğiniz gibi Beni Bu Rüyadan Uyandırma açılımı. Ben tarz olarak artık açık cümleler kullanan biriyim. Şiirsel sözlerim de vardı tabii önceden. Ama öncelikle önemli olan şey hissedilmek ve bir hikaye anlatmak diye düşünüyorum. Burada aşktan bağlanmaktan korkan birisinin dünyasının birden aşkla değişmesini anlatıyor. Sözler benim. Müziğini de Emre Bayar ile beraber yaptık. Emre ile yaptığımız ilk şarkı.
Sound'u da dünyada şu anda popüler olan bir tarzda, yani disco pop diyebiliriz. Ve bu şarkıyı albümün ilk çıkış şarkısı olarak seçtik. Murat Şoker yönetmenliğinde de kliplendirildi. Çok eğlenceli bir çekimdi gerçekten ve bu çekim sırasında da bir kamera arkası da çektik. O görüntülere de göz atmanızı tavsiye ederim. Bulut falı en eski fal yöntemlerinden biri. İnsanlar bulutlara bakarak şekilleri yorumluyorlarmış. Benim de yazın güneşlenirken yaptığım bir şey ve eğlence amaçlı yaptığım bir şey. Ve bu yaz şarkısını dinleyen herkes bulutları görünce aynısını yapabilir bence. Yani plajda bu şarkıyı duyduğunuzda aynı noktada buluşabiliriz diye düşündüm. Her dinleyen bu şarkının bir yaz koktuğunu hissedebiliyor. Benim albümümdeki favori şarkılarımdan biri. Tarzı ne derseniz tropikal havası olan bir pop şarkı diyebilirim. Yine sözler benim. Aşk Sanrılarmış benim yazdığım bir şarkım ve bir ara bu şarkı olmadı yahu koymasak mı falan demiş olsam da Emre bak gör bu çok güzel bir şarkı olacak dedi. Sonra bittiğinde benim en çok repeat'te dinlediğim kendi şarkım olmasına rağmen bir şarkı oldu ve sound'u çok güzel oldu. Trap altyapılı bir şarkı ve nefesli çalgılar da var. Saksafon ve aerofon çalındı. Anlamı da benim için çok şey ifade ediyor. Hepimizin aşka olan inancı dönem dönem bitebiliyor. Aşk aslında illüzyonist duyguların bize oynadığı bir oyun gibi bir şey. Sevgi en gerçeği bence, en kalıcısı. Ve güvenli, sağlıklı bir sevgi her aşktan üstün ve uzun ömürlü aslında. Ve bunu hayat bize öğretiyor diye düşünüyorum. Aslında bu şarkı ilk yaptığım albüm şarkılarından biri. İlk başta ismi Ulaşamadım'dı. Sonra Kapalı Kutular olarak değiştirdim. Her dinlediğimde sonunu bekliyorum. Bakın sonunu dinleyin diye. Birçok kişinin de bu şarkıyı hissedeceğini düşünüyorum. Öküz tüm kadınların hayatlarına en az bir ya da birkaç kere giren ve beliren, kalpleri yıkıp yakan, duyarsız, düz düşenen bir kişi ya da kişiler diyebiliriz. Aslında bu bir kadın da olabilir. Neden olmasın yani? Hani erkekleri suçlamıyoruz ya da bir genelleme yapmıyoruz. Esprili bir şarkı. Eminim ki espri anlayışı olmayan kişiler biraz fazla ciddiye alacaktır bu şarkıyı. Ona hazırlıklıyım. Ama hem dokunan hem de esprili bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bu şarkı genelde kız arkadaşlarımın çok sevdiği bir şarkı oldu ve nefesli enstrümanlar bu şarkıda bence büyük harikalar yaratmışlar. Hadi aslında oldukça seksi, loş ışıkta dinleyebileceğiniz bir şarkı. Kendimi tarz olarak en iyi yansıttığım şarkı bu olabilir aslında albümde. Sen kimsin deseler tarz olarak bu şarkıyı gösterebilirim. Benim yazdığım bir şarkı. Bana göre kimse böyle bir şarkıyı bir terzi gibi dikemezdi bence. Hatta sondaki gitar solosunu her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Tolga Şanlı çaldı ve ona da çok teşekkür ediyorum. Bir kahve. Bir kahve. Bu şarkıyı yakın arkadaşım Ezgi Ayça ile beraber yazdık. Kahve içiyorduk aslında bu şarkıyı yazarken. Biliyorsunuz ki ilişkilerin artık başı bir kahveyle başlıyor ve çok tatlı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Anıl'ın çok güzel bir çizgisi var, ben çok beğeniyorum. Ve Anıl'la bir arkadaşımız aracılığıyla iletişime geçtim. Ve beraber bir işbirliği yapmak üzerine konuştuk. Güzel bir enerji oluştu. Şarkının ortaya çıkışı bir Anıl, bir ben yazdım. Bu şekilde bir diyalog oluştu. Şarkı bir diyalog şeklinde aslında. Hiçbir zaman tekrarı yok içinde. R&B bir şarkı ve aşk şarkısı. Türkçe bu tarzda bir şarkı ben duymadım açıkçası daha önce ya da kaçırmış olabilirim bilmiyorum ama büyük bir uyum yakaladığımızı düşünüyoruz tarz olarak da. 3 sene önce aldığımız bir şarkıydı. Tuna Kiremitçi'nin bir konserinde Yıldız Tilbe ile kuliste konuşmuştuk ve tanışmıştık. Çok samimi bir insan, gerçekten çok tatlı. Sonrasında o şarkı benim oldu. Ama bu sene tekrar değişti biraz sözleri falan.
Albüme son anda ekledik ve albüm sounduna uyan bir şekilde düzenleme yaptı Emre. Her dinleyen bu şarkıya aşık oldu. Ve Yıldız Tilbe'nin kalemi çok güçlü. Onun bir şarkısını söylemek benim için çok güzel. Safa Gülsoy bizim için çok sevdiğimiz, çok değerli bir insan. Aynı zamanda artık samimi bir arkadaşımız oldu, dostumuz oldu Pelin'le beraber. Safa ile çalışmak çok güzel. Müzikle de ilgililer aynı zamanda. Ve aynı dili konuşuyoruz. Grafik tasarımlarımız da Ahmet Terzioğlu tarafından yapıldı. Styling Fırat Kamburoğlu. Her aşamada Fırat benim yanımda oldu. Albümümde büyük emeği var. Bana manevi desteği sonsuz. Röya da aynı şekilde. Ve Ezgi de son dönemde özellikle bizimleydi. Yani dostlarımı gerçekten atlamak istemiyorum. Her aşamada bu bir ekip işi ve manevi desteğe çok gerçekten büyük önem veriyorum. Müziği içimde hissettiğim için müzik yapıyorum ve paylaştıkça güzelleşen bir şey bu, tahmin edersiniz. Duygularımı müziğe dönüştürmek çok güzel ve o müziğin başkalarına dokunması paha biçilemez bir şey. Benim için en güzel hediye zaten bu davetimi sizin de teşrif etmeniz olacak. O yüzden çok teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dinleyen ve merak eden, beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Thank you.